Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Tahsin İlhan. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretim üyesiyim. Bugün sizinle aile danışmanlığı konusunda sohbet edeceğiz. Ama dilerseniz önce hangi konuları sizinle konuşacağız? Ben birkaç tüyo vermiş olayım. Aile danışmanlığı nedir? Kimler aile danışmanı olabilir? Aile danışmanı olmak için hangi eğitimleri almak gerekir? Aile danışmanlığı sertifikası olmadan aile veya çift danışmanlığı yapılabilir mi? Aile danışmanlığı sertifikasına sahip kişiler hangi sektörlerde çalışabilirler? Aile danışmanlığı seansları ne kadar sürmekte? Yine aile danışmanlığı seanslarına kimler katılır? Çocuklar katılırsa bu nasıl olur? Boşanma sürecinde özellikle aile mahkemelerinin bize gönderdiği vakalar veya yine boşanma kararı almış ama yine de aile danışmanından faydalanmak isteyen kişiler bize geldiğinde bunlarla ne yapabiliriz? Ve son olarak da kimler aile danışmanlığından faydalanamaz veya kimler aile danışmanlığı hizmeti veremeyiz gibi sorulara birlikte cevap vermiş olacağız. Öncelikle dilerseniz aile danışmanlığı nedir sorusunu birlikte cevaplayalım. Aile danışmanlığı, ailenin yaşadığı duygusal ve ilişkisel problemlerin çözümünde bir uzman tarafından verilen profesyonel yardım süreci olarak değerlendiriyoruz. Peki aile danışmanlığı olmak için ne gibi yeterlilikler gerekiyor? Bunlardan bir tanesi 4 Eylül 2012 yılında yayınlanmış olan bir yönetmenlikte hangi programlardan mezun olanların aile danışmanlığı eğitimlerine katılabileceğini açıkça tanımlıyor. Bu yönetmeliğe göre tıp, psikoloji, PDR, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler, sosyoloji ve hemşirelik gibi lisans programlarından mezun olan kişiler aile danışmanlığı olmak için birincil ön koşulu sağlamış oluyorlar. Peki bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bu programlardan mezun olan kişiler daha sonra eğer sertifika almak istiyorlarsa, yani aile danışmanlığı unvanını hak etmek istiyorlarsa ve bu unvanı kullanmak istiyorlarsa iki seçenekleri var. Bunlardan bir tanesi 450 saatlik bir program tamamlamış olmaları. Bir 450 saatlik bir eğitim programını tamamlamış olmaları gerekiyor. Peki bu programda neler var? Öncelikle bu 450 saatin 300 saati teorik. Kalan 150 saatin 120 saati uygulama ve 30 saati ise süpervizyon olarak gerçekleştiriliyor. Bu eğitimleri alan kişiler daha sonra bir sertifika sınavına giriyor. Bu sınavdan sonra başarılı olduklarında artık aile danışmanlığı unvanını hak etmiş oluyorlar. Peki bu ünvanı hak etmek için başka seçenekleri var mı? Elbette var. Bunlardan bir tanesi lisans üstü eğitim yapmak. Aile danışmanlığı konusunda eğer lisans üstü eğitim yaparsanız, örneğin bir yüksek lisans programını tamamlarsanız yine aile danışmanlığı ünvanını elde etmiş oluyorsunuz. Peki aile danışmanlığı sertifikasını aldınız ve aile danışmanlığı ünvanını da hak ettiniz. Peki bu sertifikayı aldıktan sonra nerede çalışabilirsiniz? Bu akla gelen ilk sorulardan bir tanesi. Muhtemelen bu eğitimleri almadan önce de zaten araştırıyor olacaksınız. Ben şimdiden söyleyeyim. 2012 yılından 2021 yılına kadar, yani bu videonun çekildiği tarihe kadar kamu sektöründe aile danışmanlığı unvanıyla atanmış herhangi bir kişi yok. Temel sebebi de aile danışmanlığı mesleğine dair ya da unvanına dair bir kadro tahsis edilmemiş olması. Peki bu unvanı nerede kullanabilirsiniz? Bu unvanı siz özel sektörde kullanabilirsiniz. Bir psikolojik danışma merkezinde çalıştığınızı varsayalım veya yine 2012 yılındaki yayımlanmış olan yönetmelikte sınırları tanımlanmış ve nasıl açılacağı belirtilmiş olan aile danışmanlığı merkezlerinde de yine siz aile danışmanlığı unvanını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve buralarda da kendinizi aile danışmanı olarak takdim edebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sık sorulardan bir tanesi şuydu. Benim derslerimi verdiğim öğrencilerden daha çok duyduğum soruların başında. Ben lisansta bu dersi aldım. Aile danışmanlığı yapabilir miyim? Veya bir workshop'a katılmıştım ya da işte 30 saatlik teorik bir eğitim almıştım. Aile danışmanlığı yapabilir miyim gibi. Etik olarak bu doğru değil. Bu konuda danışmanlık yapmak için bilgi, beceri ve süpervizyon gibi 3 eğitim aşamasında tamamlanmamış olması beklenir. Eğer siz herhangi bir kuram temelli bilgi, beceri ve süpervizyonu tamamlamış iseniz, çalıştığınız kurum, devlet ya da özel sektör fark etmeksizin buralarda ruh sağlığı hizmeti verirken ailelere de, çiftlere de bu danışmanlık hizmetini verebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir engel yok. Peki aile danışmanlığı yapacaksınız ve bu konuda seanslar ne kadar sürer? Şimdi bireysel danışmanlık yapıyorsanız veya bireysel danışmanlıkla ilgili teorik olarak bir takım bilgileriniz varsa bunun kurama göre değiştiğini bilirsiniz. Benzer durum aile danışmanlığı için de geçerli. Aile danışmanlığına dair aldığınız bir eğitim, örneğin bilişsel davranışçı, çift ve aile terapisi,
sistemik terapi, yapısal aile terapisi veya kuşaklar arası aile terapisi gibi bir takım terapi modelleri üzerine aldığınız eğitimleri baz aldığımızda ortalama seansın 12 ile 20 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu seansların 12'den daha az olması çok mümkün olmamakla birlikte, ki ekstrem durumlar tabii ki vardır, 20'den daha fazla olması problemin şiddetine ve danışanların sizinle olan uyumuna bağlı olarak değişiyor. Örneğin çok ödev yapmasını sevmeyen, işbirliği konusunda yetersiz, motivasyonu düşük danışanlarla 20'den çok daha fazla seanslarla çalışmanız gerekebilir. Peki daha düşük olabilir mi? Mümkündür. Bunun da koşulu problemin çok ciddi olmaması ve biraz önce saydığım olumsuz şeylerin yerine örneğin aranızdaki terapötik bağın, ittifakın güçlü olması, danışanların motivasyonunun yüksek olması ve seans dışında vermiş olduğunuz bir takım görevleri yapmak konusunda gayretli olmaları da bu seans sayılarını etkilemektedir. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki aile danışmanlığı seanslarına kimler katılıyor? Aile danışmanlığı oturumlarında kimler var? Terapi odasında kim oluyor? Bireysel danışmada bunun cevabı çok net zaten. Bir danışmanla danışanın olduğu bir ilişki söz konusu ama aile danışmanlığında işler bu kadar net değil. Örneğin bir aileyle çalışırken çocukların kardeş kıskançlığı ile ilgili bir konu varsa bu durumda çocuklar da dahil olmak üzere ailenin tüm üyelerinin ilk seansa katılması gerekir. Ama bunun bir istisnası var. Katılan çocuklardan 5 yaşından daha küçük kişiler var ise, çocuklar var ise bunların seansa katılmaları konusunda biraz temkinli davranmakta fayda var. Çünkü onların dikkatini toplamak, onları seansa davet etmek ve o ahengi sürdürmek kolay değil. Bu yüzden mümkünse 5 yaş ve üzeri çocukları seansa almak çok daha pratik olabilir. Peki konu çocuklarla ilgili değilse, örneğin çiftlerle ilgili ise bu durumda tabii ki çocukların seanslara katılması çok da mantıklı görünmüyor. Eşler arasında yaşanan biliyorsunuz bir takım sorunlar olabiliyor. Uyum problemleri olabiliyor, iletişim sorunları olabiliyor, kök aileyle ilgili sorunlar olabiliyor. Kısacası bütün bunlar eğer çift alt sistemiyle ilgili ise bu durumda sadece karı kocayla yani çiftle çalışmak daha uygun olur. Eğer sorun anne babalık alt sistemiyle ilgili ise yani ebeveyn alt sisteminde bir sorun varsa bu durumda da problemin niteliğine göre çocukların aile danışmanına dahil olması söz konusu olabilir. Bazen de hiç çocuklar katılmadan da ebeveyn alt sistemi üzerinden yine aile danışmanlığı yapabilirsiniz. Ama bu konudaki önerim eğer ebeveyn alt sistemiyle ilgili bir sorun varsa çocukları da seanslara mümkün olduğu kadar dahil etmek. Tabii ki yine o 5 yaş kuralını baştan hatırlatmış olalım. Çocuklarla ilgili çalışmadan bahsettikten sonra dilerseniz başka bir konuya, çetrefilli başka bir konuya geçelim. Aileler biliyorsunuz aile birliğini zaman zaman sağlayamıyor ve boşanma kararı alıyorlar. Sonrasında da mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme de sonuçlandırmadan önce son bir kez çiftlere bir aile danışmanlığına yönlendirebiliyor. Bir uzmandan destek almalarını isteyebiliyor ki bu çok yerinde bir müdahale aslında. Eğer bu şekilde çiftler bize gelirse tabii onlarla çalışmak konusunda istekli olmanızı öneririm. Fakat bir konuda da dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatayım. Çiftler bize geldiğinde seanslarda danışma odasında konuştuğumuz bir takım şeylere dayalı olarak eğer mahkeme süreci devam ederse yine bizden bu konuda tanıklık etmemizi beklerlerse sizin tanık olmayacağınızı ve bunun sakıncalarını mutlaka hem sözel olarak hem de kontratta belirtmeniz gerekiyor. Benim ise bu konudaki net önerim kesinlikle bu tür seanslarda kontratta bunu belirtin ve aileye aranızda konuşacağınız şeylere dair tanıklık etmeyeceğinizi, mahkemede bu konuda tanık olmayacağınızı ifade etmiş olun. Peki aile mahkemeleri dışında çiftler boşanma kararı almışlar ama birileri tarafından veya kendileri isteğiyle bize gelmiş olsunlar. Bunlarla nasıl çalışacağız? Bu da aslında kolay bir konu değil, zor bir konu. Boşanma kararı almışken, bunlarla çalışırken şu etik ikilemi yapmamanızı öneririm. Bizim öncelikli görevimiz çiftleri boşanmamaya ikna etmek ya da evlilik birliğini sürdürmeye ikna etmek değil. Bu konuda biz değer aktarmış oluruz. Çiftlerin problemlerini yeniden farklı bir bakış açısıyla ve profesyonel bir ortamda değerlendirmelerine fırsat sağlamak adına biz bu yardımı zaten sağlamış olacağız. Aileler eğer yani çiftler eğer danışma sürecinde yine de boşanma kararı alırlarsa bu durumda onlarla artık çalışacağımız konu değişir, boşanma danışmanlığına döner ve boşanma danışmanlığında da farklı uygulanan bir takım yöntemler vardır. Bu süreçte de çiftlerin hem boşanma aşamasında hem boşandıktan sonraki bir takım olası durumlarla nasıl başa çıkacaklarını fark ettirip bu konuda onlara bir takım beceriler kazandırmak bu boşanma danışmanının temel amacını oluşturuyor.
Ayrıca başka bir konuda herkesle aile danışmanlığı yapılır mı? Tabii ki yapılmaz. Eğer bir ailede bir şiddet devam ediyorsa, ailede çiftlerin biri ya da her ikisi gizli ya da açık bir şekilde aldatmayı sürdürüyorsa, üçüncü bir konu, bize gelen çiftler, özellikle çiftler temelinde söylersek, ikisinin de motivasyonunun yüksek olmasını bekleriz. Fakat çiftlerden bir tanesinin motivasyonu çok düşük, değişime dirençli ve çok da işbirliği yapmıyorsa, yine bunlarla çalışmak oldukça zor. Belki son olarak ekleyeceğim şeylerden bir tanesi de hamilelik durumu. Hamilelerin ilk 3 ayı herkes için olmasa da bir risk faktörü olarak değerlendirilir. Özellikle yine son doğuma yakın zamanlar. Bu dönemlerde de yine mümkün olduğu kadar bu çiftlerle danışma yapmamanızı öneririm. Biliyorsunuz aile danışmanlığı sürecinde konuşulan konular bir stres durumu oluşturabiliyor, kaygıyı tetikleyebiliyor. Bu hamileliği olumsuz yönde etkileyebilir. Yine son dönemleri yaklaşmış olan hamile bir kadınla ve eşiyle birlikte yine aile danışmanlığı yürütmek de riskli. Çünkü her an doğum gerçekleşebilir ve sonrasında da istediğiniz sürekliliği sağlayamayabilirsiniz. Ben bu kısa videoda merak ettiğiniz sorulara cevap vermeye çalıştım. Eğer aile danışmanlığı konusunda kararlıysanız veya merakınız devam ediyorsa, öncelikle bu aile danışmanla ilgili nerelerden eğitim alacağınızı çok iyi araştırmanızı öneririm. Birçok yerde online ya da yüz yüze eğitimler verilmekte. Bir kısmının niteliği gerçekten yüksek olmaktayken bazılarının niteliği aslında ciddi anlamda sorun oluşturmakta. Bu konuda da yine denetleme mekanizması çok iyi çalışmıyorsa, ki maalesef çok iyi çalışabildiğini söyleyemeyeceğim, alınan eğitimlerin de niteliği sorunlu olabiliyor. Bu yüzden herhangi bir yerden eğitim alacaksanız bu eğitimi hangi kurum veriyor? Sertifika var mı? Eğitim verenler kimler? Kaç saat olacak? Uygulaması ne kadar olacak? 450 saatlik programa ne kadar uyuyorlar? Bu konularda çok ciddi bir araştırma yapmanızı öneririm. Bunun dışında ben 450 saatlik eğitim almak istemiyorum, yüksek lisans yapmak istiyorum diyorsanız bu da güzel bir düşünce olabilir. Yüksek lisansı yaparak yine bu unvanı kazanabilirsiniz. Yine doktorasına da devam edebilirsiniz. Bu konuda akademik çalışmalar içerisinde de olabilirsiniz. Yine bahsettiğim şekliyle üçüncü bir yolda bu eğitimleri almadan da herhangi bir kuram temelli bilgi, beceri, süpervizyonu tamamlamak koşuluyla unvan hak etmeseniz bile aile danışmanlığı hizmetleri yapabilirsiniz. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.